Hazreti İbrahim uzun zamandır görmediği oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret maksatıyla Mekke'ye gelmeye karar vermişti. Hazreti İbrahim Mekke'ye geldiğinde gördüğü ilk kişiye oğlunun evini sordu. Adam evi tarif etti. Hazreti İbrahim adamın tarif ettiği eve vardı, kapıyı çaldı ve kapıdaki kadına "İsmail evde yok mu?" diye sordu. Kadın sert bir ifadeyle "İsmail evde yok, rızkımızı kazanmaya gitti." dedi. Hazreti İbrahim kadına "Durumunuz nasıl, geçiminiz iyi mi?" diye sordu. Kadın halinden şikayet ederek şöyle dedi. "Çok dardayız, kıt kanaat geçiniyoruz." Bunun üzerine Hazreti İbrahim İsmail geldiğinde ona ihtiyar bir adamın kendisine selamı olduğunu söyle. Ayrıca kendisine hatırlat da kapısının eşiğini değiştirsin diyerek Mekke'den ayrıldı. Hazreti İsmail eve döndüğünde evdeki güzel kokudan babasının geldiğini anlamıştı. Eşine "Bugün evimize gelen oldu mu?" diye sordu. Kadın "Evet, garip bir ihtiyar geldi. Seni sordu, ben de evde olmadığını söyledim. Sonra geçimimizi sordu, ben de zor durumda olduğumuzu ve kıt kanaat geçindiğimizi söyledim. Ha, bir de ayrılırken kocana söyle kapısının eşiğini değiştirsin" dedi. Hazreti İsmail babasının kendisine verdiği mesajı anlamıştı. Babasının bu ifadelerinden eşinin hayırlı bir kimse olmadığını ve ondan ayrılmasının hayırlı bir karar olacağını anlamıştı. Bunun üzerine Hazreti İsmail eşinden boşanıp başka bir hanımla evlendi. Aradan bir hayli zaman geçmişti. Hazreti İbrahim tekrar oğlunu ziyaret etmeye karar vermişti. Mekke'ye geldi ve oğlunun evini buldu. Kapıyı çaldı. Bu sefer karşısına başka bir hanım çıkmıştı. Hazreti İbrahim, "İsmail evde yok mu? Kendisiyle görüşmek istiyorum" dedi. Kadın, "İsmail evde yok amca. Ben eşiyim, çarşıya rızkımızı kazanmaya gitti" dedi. Kadının hal ve tavırları, ağırbaşlılığı Hazreti İbrahim'in dikkatinden kaçmamıştı. Neden sonra şöyle bir soru sordu. "Kızım durumunuz nasıl, geçinebiliyor musunuz?" Kadın, "Rabbimize hamdü senalar olsun, bolluk ve bereket içindeyiz, verdiği nimetlerin şükründen aciziz" diye cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti. "Yoldan geldiğiniz belli, size bir şeyler ikram edeyim. Hem karnınızı doyurun hem de biraz dinlenin, siz burada bekleyin" dedi ve gitti. Hazreti İsmail'in eşi karşısındaki zatın kayınpeder olduğunu bilmiyordu. İçeriden yiyecek bir şeyler getirdi. Hazreti İbrahim onları yedi ve dua etti. Ardından kadına şunları söyledi. "Allah razı olsun kızım, daha fazla kalamayacağım. Kocan geldiğinde ona söyle, kapısının eşiğine sahip olsun, sımsıkı sarılsın, onu hoş tutsun." Daha sonra Hazreti İbrahim yola koyuldu. Aradan birkaç saat geçmemişti ki Hazreti İsmail evine gelmişti. Yine evdeki güzel kokudan dolayı babasının geldiğini anlamıştı. Hemen hanımına "Bugün eve gelen oldu mu?" diye sordu. Hanımı, "Evet, bir ihtiyar adam geldi, seni sordu, ben de evde olmadığını söyledim. Daha sonra bir sıkıntımız olup olmadığını sordu. Ben de huzur ve bolluk içinde olduğumuzu anlattım. Ve kendisine bir şeyler ikram ettim. Çıkarken de bana kocana selam söyle, kapısının eşiğine sahip olsun, onu hoş tutsun" dedi. "Bu sözden ne kastettiğini anlamadım. Sence ne demek istemiştir?" dedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail şunları söyledi. "Hanımım, o ihtiyar adam benim babamdı. Kapımın eşiği de sensin. Bana seni hoş tutmamı, seninle iyi geçinmemi, seni üzmememi tembihlemiş. Demek ki babam seni sevmiş ve senden razı olmuş.